Emanet tamam. Sevkiyat için kamyonu hazırla. Polis teslim olun. Silahları bırakın ve teslim olun. Polis, ne oluyor polis? Kim ağır yaralı? Koyun beni. Atın silahlarınızı yere. Ellerinizi başınızın üstüne koyun. Yat yere yat. Yat yere yat, kıpırdama. Operasyon tamam. Kaçak silahları ele geçirdik. Kimse kımıldamasın. Sakın ters bir hareket yapayım deme. Yat yere yat. Bence sen yatsan daha iyi olur. Hiçbiriniz kıpırdamayın. Yoksa basarım, hep birlikte havaya uçarız. Öldürürüm lan seni. İndir lan o silahı. Asıl ben sizi öldürürüm. İndir lan o silahı. Operasyon tamam. Kaçak silahları ele geçirdik. Kimse kımıldamasın. Sakın ters bir hareket yapayım deme. Yat yere yat. Bence sen yatsan daha iyi olur. Hiçbiriniz kıpırdamayın. Yoksa basarım, hep birlikte havaya uçarız. Öldürürüm lan seni. İndir lan o silahı. Asıl ben sizi öldürürüm. İndir lan o silahı. Bam! Ulan ne oğlum hepiniz öldünüz ya. Ey yavrum cömertler. Bu ne abi? Bu ne abi? Aynı bir şey. Afiyet olsun. Ya uzun nerede? Uzun sen niye oradan mevzile almıyorsun ki? Koşarak. Hayır bunu işaret. Tamam kes kes kes. Tatbikat bitmiştir. Yakın ışıkları. Dikkat! Aferin Serkan. Sayende hepimiz bu sınavdan çaktık. Sınavdan çakmadınız Cem. Hepiniz öldünüz.
Sadece ölsek sorun değil de hem öldük hem de sınavdan kaldık. Beğendin mi yaptığını? Saçmalamayın! Madem ki hepiniz birer ölüsünüz artık... ...sınavdan kaldığınız için üzülmenize de gerek yok. Sınavın, okulun, ailenizin... ...hatta bir heves beklediğiniz o hafta sonu tatillerinizin... ...hiçbirinin önemi yok. Oho, ölünlük daha iyiymiş bari. Hiç sorumluluk kalmadı. Sayende elimiz bir kızın eline değmeden öldük. Umarım yaptığını beğenmişsindir Serkan Bey. Oğlum sus bak, hakikaten sıkacağım kafanı şimdi. Neden? 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 Müdürüm, her zaman beklenmeyeni bekleyin dersiniz. Aferin, aferin. Peki bu duruma karşı aldığınız bir tedbiri var mıydı? Arkadaşlar, bu durumla gerçek hayatta karşılaştığınızda... ...kimin haklı, kimin suçlu olduğunun hesabını yapamayacaksınız. Silahlı 4 kişiyi etkisiz hale getirdik ama müdürüm. Aferin. Çok güzel, çok güzel. Ama bomba patladı. Hepiniz öldünüz! Ama gidiş yolumuz doğruydu. Oradan biraz puan veremez misiniz? Serkan! İyi de müdürüm, bu yaptığımız uygulama müfredatta bile yok ki. Evet. Evet, yok. İsterseniz şöyle yapın. Serap müdürümüz müfredatta olmamasına rağmen... ...bize hayatta kalmayı öğretti diye yukarıya bir şikayet edin. Yok müdürüm. Sınav bitmiştir. Teçhizatları çıkarın, sınıflara marş marş! Teçhizatları çıkarın! Teçhizatları Yasemin, delirdin mi kızım sen ya? Ne polisliği? Durup dururken nereden çıktı bu iş? Eda uzatma, tamam. Geç kaldım zaten mülakata. Merhabalar, mülakat için gelmiştik. Teşekkürler. Yasemin cevap verecek misin? Artık işe yarar bir şeyler yapmak istiyorum Eda. Tamam da Yasemin, başka bir iş de yapabilirsin. Ne bileyim, çevreci falan ol, hayvanları koru. Ama ben polis olmayı seçtim. Ayrıca babam buna asla izin vermez Yasemin. Hem senin derdin işe yaramak falan değil, tamamen babanı deli etmek. Ne yaparsa yapsın umurumda değil. Hem ne yapacak? Kızım polis olmak istiyor diye gidip beni polise mi şikayet edecek? 2 yıl daha beklesin, direkt beni bana şikayet eder. Bak Yasemin, ben bu işte yokum ve kabul etmiyorum. Ya ayrıca seni son kez uyarıyorum. Hem sen 2 sene bu okulda devam edersen ben kimle alışveriş yapacağım, kimle takılacağım ya? Hem bu kıyafetlerin de demode olacak. Ay inanmıyorum ya. Of kızım ya, senin başka işin gücün yok mu? Hani böyle tırnaklarını oje falan sürüp Instagram'a koyuyorsun ya. Hadi git onları yap. Merak etme canım. Eğer okulu kazanırsan seni hiç yalnız bırakmayacağım. Bol bol tweet atacağım. Bana bak, babamlar beni Bodrum'a gitti biliyor ya. Sakın ağzından bir şey kaçırıp pot falan kırayım deme. Ben söylemesem sanki öğrenmeyecekler mi? Onları öğrenene kadar ben çoktan polis okuluna girmiş olurum. Hatta kıdem bile alırım. Polis okulu ön kayıt kuyruğu burası mı? Yok. Burası sinema kuyruğu. Ne oldu? Bir an beynin error verdi değil mi? Şu an işlem yapamıyor musun? Oğlum bir kapatıp aç istersen. Ha, belki kendine gelir. Ya kardeşim, burası neresi? Polis okulu. Şıp diye bildin ha. Sen buraya niye geldin? Polis okulu mülakatı için. Bravo. Tebrikler. Bana bak, sen bu zekayla bu okula direkt mülakatsız girersin ha. Hem de öğrenci olarak değil. Direkt müdür olarak. Allah Allah. Adam hayattan disconnect olmuş ya. Ya biraz yavaş ya. Ay çok özür dilerim, çok pardon. Ben bir an göremedim, çok özür dilerim. Gerçekten çok pardon. Pardon mu? Ya şu hale bakar mısın? Nasıl gireceğim ben böyle mülakata? Gerçekten çok özür dilerim. Ben bir an fark edemedim seni. Benim yüzümden üstüm başım mahvoldu. Sadece üstüm başım değil, geleceğimi berbat ettin hanımefendi. Farkında mısın? Gerçekten çok özür dilerim. Yani istemeden oldu. Daha ne yapabilirim? Yasemin bak ne diyeceğim. Aa! Ne oluyor burada? Sarkıntılık falan mı ediyor yoksa sana? Polis! Polis yok mu burada? Polis! Saçmalama ya, ne polisi? Ayrıca polis okulundayız. Burada polisten çok ne var? Ha, çok güzel valla. Hem üstün başın mahvet hem bir de polise şikayet et. Merak ediyorum, sırada ne var? Bak kızım, yol yakınken geri dön. Ya sen böyle varoş tiplerle falan okuyamazsın ya. Sen
Otku otursun kızım. Bunlar Çin malı, kaliteni düşürürsün. Ya arkadaşın doğru söylüyor. Senin burada ne işin var? Gitsene sen, caddede ol. Sen ne? Ya özür dilerim, daha niye uzatıyorsun? Ha, ben uzatıyorum ha. Ben uzatıyorum. Ya üstüme başıma bak. Eve gidersem geç kalacağım. Böyle girersem kim bilir ne düşünecekler hakkımda. Senin yüzünden girmeden kaybettim ya. Tamam. Tamam bak şöyle yapalım o zaman. Ben seni arabayla eve bırakayım. Üstünü değiştir, sonra geri gelelim. Belki yetişiriz ha. Sosyete güzelimiz Sakar. Üzerimi bu hale sokuyor ama usta şoförü. Bak ne yapalım biz biliyor musun? Sen benden sadece uzak dur, tamam mı? Sen de sen de. Aa, yakışıklı çocuk ama varoş ve de agresif. Ay saçmalama Eda ya. İzdivaç programına koca bulmaya gelmedik herhalde. Hadi yürü. Nereye? Yürü. Ay nihayet bu polis işine sana göre olmadığını anladım. Abo, bu ne kadar büyük su. Bu ne kadar büyük şehir ya. İstanbul büyük değiller ama burası için büyük lafı küçük kalıyor. Şu suyun büyüklüğüne bak ya. Nereden nereye? Taksi! Abi ben Kilios'a gideceğim. Nasıl giderim? İstanbul'a yeni mi geldin birader? He, ilk gelişim İrem. Abi Allah seni inandırsın. Bizim köyden İstanbul'a gelince sanki böyle başka bir memlekete değil de başka bir gezegene gelmiş gibi hissediyor insan kendini. Biliyor musun? Hadi geç bakalım. Eyvallah. Kendimi ilk ayak basan Neil Armstrong gibi hissediyorum. Bu benim için küçük bir adım ama İstanbul için büyük bir adım. Sen dua et ki benim gibi temiz kalpli bir taksiciye denk geldin. Başka taksiye binsen var ya, İstanbul'da deli danalar gibi dolaştırırlar seni. Eyvallah ağam. Allah'a mübarek kılıyam. Adamlar kocaman köprü yapmışlar ya. Gözünü seveyim ya. Şu şehrin büyüklüğüne bak sen ya. Suyun üstünde gidiyor resmen. Köprüye bak. Anam, bu ne ya? Kuyruğun uzunluğuna bak. Çin setti gibi olmuş. Ucu var bucağı yok. Uzaydan bakınca bir Çin setti, bir de bu kuyruk gözüküyordu ha. Alo. Efendim kardeşim. Kardeşim sen ciddi misin ya? Tamam kardeşim. Bomboş değil mi? Sen benim hayatımı kurtardın ya. Tamam. Tamam geliyorum kardeşim. Eyvallah. Görüşürüz. Hadi bay bay. Beyler. Aramızda kalsın ama yan binada erkekler için bir kayıt masası daha varmış. Bomboş diyor arkadaş. Şimdi konuştum. Ben de oraya gidiyorum. Burada inek gibi beklemenin bir alemi yok. Yalnız kimseye bir şey çaktırmayın. Millet oraya üşümesin. Hadi ben kaçtım. Gidelim mi? Gidelim. Gidelim. Hadi beyler hadi biz de gidelim. Hadi. Hadi. Yürüyün kerizler yürüyün. Bir anda hepinizin önünde geçtim. Kilios burası mı lan? Kilios mu dedin sen? He Kilios. Hayda işe bak şimdi ya. Ne oldu ki ağam? Ya ben seni Ayasofya dedin zannettim. Kaldırdım seni Ayasofya'ya getirdim. Öyle mi? Uf, ya Toprak yemin ediyorum acayip üzüntülüyüm ha. Yani ne diyeceğimi ne yapacağımı şaşırdım şu an. Ya üzülme bu kadar. Olan olmuş ağam ya. Sürekli Kilios'a gidelim. İmtihana geç kaldım vallahi ya. Ama bak hani ne demişler? Her şeyde bir hayır var. Yanlış geldim ama sayemde Ayasofya'yı da gördün ha. Ha vallahi ağam iyi oldu ya. Mülakatta sorsalar İstanbul'un nerelerini bilirsen Ayasofya'yı biliyorum derim ha. Ya. Hadi gidelim ağam. Koçum, sen şöyle bir yaylan bakalım. Bir yol ver, bir şerit değiştir. Hop hop hop. Kuyruğa kaynak yok. Bak sabahtan beri bekliyoruz burada. Kendi kuyruğuma geçeceğim. Şimdi çevrim dışı ol bakalım ufaktan. Kendi kuyruğuna mı? Niye canım o kadar şaşırdın? Ormandaki ilk gezisine çıkmış ceylan yavrusu Bambi gibi şaşkınsın.
Kızlar kuyruğuna geçeceğim. Kızlar kuyruğuna mı? Tabii müsaade edersen koçum. Müsaade etmezsen ben müsaade almasını çok iyi bilirim ha. Sana buradan bir korum. Ay'a giden ilk Türk sen olursun. Şiddet çözüm değil hanımefendi, şiddet çözüm değil. Buyurun, buyurun, buyurun. Karşımda tesbih böceği gibi şekilden şekile girme lan. Çekil şuradan, kıymık. Bu kabadayılıkta bu kız burada harcanır ya. Gitsin sabah programı falan sunsun. Duvasi kızdı. Yoksa çok pis almıştım. Benim pisim çok terstir o. Hadi. Kıtlıktan çıkmış gibi yeme evladım. Polis olacağına obez olacaksın. Ay anne ben onu sordum ya. İki gün sonraymış bu molekül ölçümü. Polis okulundan önce seni zayıflama okuluna gönderseydi keşke. Abi köprüden geçmemiş miydik? O birinci köprüydü. Bu ikinci köprü. Ha eyvallah abi. Asya kıtasına hoş geldiniz. Abi bir şey soracağım ben. Benim bildiğim bizim memleket Asya kıtasında. Bu gideceğim yer Avrupa kıtasındaydı. Biz nereye gidiyoruz şimdi abi? Bak şimdi. Sahil yolu çok kalabalıktı. Ben o yüzden seni kestirmeden getiriyorum. Ha sağ ol abi ya. Allah razı olsun. Neden aldım avrat ha? Uy. La sen bizim ona ne kadar benziyorsun ya? La sağa bakarım sen de benim gibi. Mert, yakışıklı, delikanlı. La tuttuğunu koparan yiğit bir cemaat mi vardır da? De bakayım bak. Neler olsun? Yok kardeşim. Benim senin hemşeri olma ihtimalim yok. Uy. Uy. Hemen ne negatif elektrik yayıyorsun ya? La nereden biliyorsun hemşerim olmadığını? La belki hemşerimsin. Belki değilsin. De bakayım bak nerelisin? Afyonluyum. Uy. Afyon mu? La Afyon'un kaymağı. Kastım onu da sarımsağı mı sürdür de? Birader ben kastım onu bir şey mi dedin? Uy. Kastım onu mısın? La gözünü sevdiğim toprağım. Ben de kastım olayım da. La gel bir sarılayım sana ya. Gel, gel, gel. Uy, uy. La niye arayın sıra burada? Gerçekten Kastamonlu musun? Evet de. La benzetemedim. Anam Kastamonlu, babam Kastamonlu, dayım Kastamonlu, teyzem Kastamonlu, küçük kız kardeş Kastamonlu, dedem Kastamonlu. La bütün toprak Kastamonlu'yuz ha. Kastamonlu'yusun katitelu gelu çakam geçti. Yanakları Allah olmuş konyak mı içtin? Ne insan bir gülerdi ha? Ya Serap müdür bize o kadar fırça attı ama canlı bomba konusunda bilgilendirilmedik. Çalışmadığımız yerden öldük be abi. Demek ki verilen bilgilerle yetinmemek gerekiyormuş Cem. Demek? Ya keşke bizden öncekilere sorsaydık neler oluyor neler gelişiyor diye. Nasıl yani kopya mı çekecektik? Ay yok artık daha neler ya. Oğlum kız haklı. Yarın bir gün bir çatışmaya girdiğinde terörist sana kopya mı verecek zeka küpü? Ya azıcık akıl fikir lütfen ya. Azıcık. Hem tüyü alsak ne olacak ki? Serap müdürüm bizim ders geçmemizi değil, hayatta kalmamızı istiyor. Aslında dört kişi yere yatırdıktan sonra hemen anons geçmeyecektim. Biraz daha etrafa baksaydık indirirdik o teröristleri. Aynen öyle. Görev tamamlandı diye erken davrandık. Ya millet tamam. Öldük işte. Ölen de ölünmez. Biz yolumuza devam edeceğiz. Beyler. Birler geliyor, çömezler geliyor. Evet arkadaşlar. Yeni gelenlere polis okuluna öyle ellerini kollarını sallayarak giremeyeceklerini göstermeliyiz. Tamam devrem. O zaman amirlerimizden önce biz bir mülakata alalım. Bakalım bu yeni gelenlerde polis olabilecek kabiliyet var mı? Aynen biz bir bakalım. Güzel bir organizasyon hazırlayalım. Ama önce bir düşünmek lazım. Ne yapalım? Şey yapalım mı? Neyi? Hani bize yapmışlardı ya girdiğimizde. Bize mi? Sana yaptılar oğlum. Sana bana ne? Onu yapalım mı? Tamam yapalım onu. Bana uyar. Sıdıka kız. Kız. Yeni çömezler gelmiş var ya aşağıda kımıl kımıl sürüyle. Bana bak Şakir. Birincisi sensin çömez. İkincisi senin gibilere denir sürüyle diye. Onlar insan. Bak delleme beni molotof kokteyli gibi patlatırım kafanı şimdi. Ya dur bir saldırganlaşma ya.
Dağından memur değil, polis talebesi. Ümit milli takım yani. Ama hepsi Çakı gibi birer polis olacaklar neticede, değil mi? Biber gazı gibi sıkacağım şimdi gözüne. Ya sen de devamlı orantısız güç kullanıyorsun ama ya. Orantısız gülüş, sen şimdi şu süpürgenin sapını kafana yiyince göreceksin. Ya şu okulu yemin ediyorum konuştuğun kadar temizlesen bal dök yala olur. Şişt. Kız, bal dök yala falan bu bir teklif mi? Bana bak, sen iyice raydan çıktın. Cumuk falan dinlemem, girişirim. Yakalarsam cumuk, cumuk diyorsun yani he? Ben sana şimdi bir sınırma. Hazırlıklar tamam mı Sıdıka? Her şey hazır müdürüm. Değil sayın müdürüm. Yani Şakir hazır değil. Şakir'in nesi var? Kendini Sıdıka zannedip benim yerime cevaplar veriyor da. Yeni müdür Mavini geldi mi? Gelmedi sayın müdürüm. Diğer yardımcım Vakıf Bey nerede? Görmedik sayın müdürüm. Herhalde buralarda bir yerdedir. Devam, devam, devam. Kız Sıdıka, bak şimdi bak. Sen yemin ediyorum müdürüme dua et. Ulan cezası. Merhabalar demirbaşlarım benim. Merhaba ikiz koltuklar. Maun kütüphane, masa. Ve cazibesine dayanamadığım koltuk. Merhabalar, merhabalar. Pek yakında. Hak ettiğim terfiyi alır almaz benim olacaksınız. Ben de sizin olacağım. Hey maşallah. Hey maşallah, bir isim bir masaya bu kadar mı yakışır ya? Bu polis okulu benim yönetimimde idare neymiş görecek. O kadın müdürün yetiştirdiği polisler tıpkı onun yoğurduğu hamurlar gibi yumuşak. Ama benim yetiştirdiklerim tabanca gibi, kalkan gibi, cop gibi olacak, cop! Beni anam bu masaya, bu koltuğa oturmam için doğurmuş. Hey maşallah be. Ah! Deprem oluyor! Adaylar hazır olunca bana haber verin. Emredersiniz müdürüm. Yufkacı geliyor. Burada mıydınız? Ben de size bakmıştım. Evet sayın müdürüm, size rapor vermeye gelmiştim. Mülakatlar için gerekli her şeyi bizzat kontrol ettim. Hazırız efendim, arz ederim. Güzel. Olamaz. Ne olamaz? Şey efendim. Toz. Çerçeve toz içinde ama bu ne ya? Gayet temiz görünüyor. Ha, yok yok efendim yok, tozlu. Ben ama siz merak etmeyin, gerekli bütün uyarıları yaparım. Merak etmeyin, o bende. Gördüğünüz gibi gayet temiz vakıf müdürüm. Allah Allah, herhalde efendim bana öyle gelmiş olabilir. Ben giriş sınavları için gece gündüz çalıştığımdan dolayı uykusuzluktan ben halüsinasyon mu görmeye başladım nedir, çok özür dilerim efendim. Kendinizi bu kadar harap etmeseniz. Yıllardır bu okul bu sınavı yapıyor. Yani sistem oturmuştur değil mi? Mutlaka evet oturmuştur ama ben Serap müdürüme laf getirtmem. Benim prensiplerim vardır. Ben bayılana kadar çalışırım ama yine de size laf getirtmem müdürüm. Sağ olun, sağ olun müdürüm, sağ olun. Vakıf, her şeye vakıf müdürüm. Ha, başka bir emriniz olursa haber verirsiniz. Görüşmek üzere, kolay gelsin efendim. Oldu. Çok sağ olun, beni kuyruktan kurtardınız. Ay ne güzel, burada hiç kuyruk yok. Ay tamam benim. Ver dosyanı ver. Buyurun amirim. Adın Kemal demek. Evet amirim. Güzel. Ellerini bağlayın, başına da çuvalı geçirin.
Çuval amir. Ne? Çuvallı bir saniye. Amirim, mülakat yapmayacak mıyız? Konuşmayacak mıyız? Ne konuşması be? Ne konuşması? Çocuğum, konuşmaya diksiyona bakılarak spiker alınır. Polis değil. Biz burada polis memuru alıyoruz. Seni koşup ne yaparlar? Konuşacağız dediler. Bizi mi yediler? Amirinle doğru konuş. Saygılı amirim. De, çuval niçin? Bir polis memuru için en önemli unsurlardan biri fotoğrafik hafıza. Karar verebilme ve yön bulmadır. Bakalım gözlerin kapalı, direklerin arasından geçebilecek misin? Geçerim amirim. İyi bak etrafına. Gördüğün her şeyi hafızana bir fotoğraf karesi gibi kazı. Direklerin yerini ezberle. Görüyor musun? Görüyorum amirim. Güzel. Geçir çuvalı başına. Geçir amirim. Şimdi koşuyorsun tamam mı? Hadi, hadi başla. Koş, hadi başla. Koş, 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 koş. Devam et. Aferin. Aferin, güzel, güzel, güzel. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Bu direk nerede çıktı ya? Demek ki yönün doğru değil, yönün... Başka tarafa koş, diğer tarafa yönünü koş. Yönünü değiştir. Koş, koş, koş. Koş. Ya fotoğrafı hafızan nasıl polis olacaksın sen, nasıl? Amirim ben anlamıyorum ki. Baş. İki tane direk vardı, ah! Ben yine iki tane direğe çarptım ya! Anne! Oh, nihayet aldık sıra numarasını. Vallahi ya. Vay. Yiğide bak. Jilet gibi, ben de onun gibi olacağım. Sen yanlış kanalı izliyorsun kanka. Şu geçene baksana. Analar neler doğuruyor ya. Bunun ne işi var ya? Elin hamuruyla gelmiş buraya erkek işine karışıyor. Abi, kadınlar da polis olabilir. Yok canım, kadından polis olmaz. Vallahi. Eyvallah. Diyelim ki gözünün önünde banka soyuluyor. Ne yapacak? Ay demin oje sürdüm, ben oradan oraya gidemem şimdi. Kuruması lazım falan diyecek bu. Devir cilalı imaj devri şekerim. Mülakata gireceğiz şimdi. Mümkün oldukça imajı cilalamak, albeniyi de arttırmak lazım. Pardon. Makyaj yapan hanımefendi. Ben mi? Hı. Sana dedim. Galiba yanlış kuyruktasınız. Yanlış kuyrukta mıyım? Ha. Yani bu kuaför kuyruğu değil. Yani kuyruğun sonunda ben manikür pedikür yaptıklarını zannetmiyorum. Daha önce çok kütük gördüm de espri yapanını ilk defa görüyorum. Aldım ağzın payını ha? Bana bak bacım, laflarına dikkat et. Bir delikanlının karizmasını çizecek laflar ediyorsun. Aydınlıyız, epeyiz, haberin olsun. Bizim sülale de Tokat tarafından. Adamı Tokat manyağı yaparız evelallah. Ne diyorsun kızım? Sen ne diyorsun be? Ne diyorsun kızım? Ne diyorsun? Ne diyorsun be? Yürü düdük. Ulan ya. Ay ben kendimi savunabilirim canım. Ay o bana demin makyajın kötü mü olmuş dedi. Ben 2 yıllık güzellik enstitüsü mezunuyum. Diva yapamaz bu makyajı. Ulan süslücüm zaten senin makyajın kötü demiyor. Seçtiğim meslek yanlış diyor. Ona mı soracağım canım ben seçeceğim mesleği? Boş ver. Zaten böyle baltaları polis okuluna alacaklarını hiç sanmıyorum. Teşekkür ederim yardımlar için. Rica ederim. Ben de sana makyajın konusunda yardımcı olabilirim. Gerçi yapmamışsın ama gel bakayım sen böyle. Azıcık bir önce kalmıyorum. İstemez. Bacım istemez. Kızım böyle mülakat yani. Sen kendine yap. Sen bak bak. Hadi sayemde Galatasaray stadını da gördün. Adamlar ne biçim stat yapmış değil mi? Ya kardeşim Fener'in de Galatasaray'ın da stadını gördük. Sanki ben köylük Yakup Vahap değil, spor bakanı yanında stadyumları tercihe çıkmışım. Stat stat ne gezdireyim ben ya? Sen beni Kilios'a götür abi ya. Tamam az kaldı ya. Yarım saate oradayız. Tamam abi. Demek polis olacaksın ha? Evet komiserim. Güzel güzel. Senden çakı gibi bir polis olacak buna eminim. Komiserim bu arkadaşı sınav alanına götürelim. Ben de bir diğerlerine göz atayım. Bağıştırıyor başkomiserim. Gel arkadaşım gel. Çay getirmeyi istemiyorum. Sen çay getirene kadar mülakatlar başlayacak zaten. Tayin evraklarının yanında çay da getirmek gerektiğini bilmiyordum. Sami Yavuz, yeni okul müdür yardımcısı. Hoş geldiniz Sami Müdürüm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun oturun. Teşekkür ederim. Demin kusura bakmayın böyle çay... Fark ettim. Çaycı zannettiniz. Yıllar geçti, yaşlandık.
Rütbem size göre biraz kısa kaldı ama... henüz çaycılığa da başlamadım. Olur mu canım? Estağfurullah, estağfurullah. Ya, çay? Tabii. Uy, uy da. Ya buralar bizim oralar. Ne kadar benziyor amirim ya. Ne çözel daha. Öyle öyle. Bekle bakalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Buyurun. Gel bakalım. Amirim. Adın İdris demek. Gerçek adın mı? Yok. Sahne adım. Amirim dalga mı geçiyorsunuz benimle? Benim adım İdris'sa babam koymuş. Ayrıca kendime takma bir isim koysam İdris koyar mıyım da? Ne bileyim, kızların beğeneceği isimleri koyarım. Mesela Göçan, Barış, Berk. Bu tip isimler yani. Hem benim bir takma adım var. Bizim oralarda var. Hamsi İdris derler. La Hamsi dedim de aklıma geldi. Daha buraya olsaydı sizi ikram ederdim da. Sen mülakat kuruluna rüşvet mi teklif ediyorsun? Yok amirim, ne alakası var? Hamsi'nin rüşveti mi olur da? Bak şimdi İdris, biz seninle klasik mülakatın dışında bir mülakat yapacağız. Rutinin dışına çıkmayı severiz. Ben de severim. Güzel o zaman. Bak burada ne var? Uy! La bu ne dur? İdris'ciğim, sen sürekli hamsi yediğin için fosfor almışsındır. Beyninde zehir gibi çalışıyordur diye düşünüyoruz. Bu bombayı durdurmanı istiyoruz. Sana güveniyoruz İdris. Bomba mı dedin? Amirim sen ne diyorsun? Ne bombası? Şaka mı ediyorsunuz abla efendi? Ya ben mülakat olacak sanıyordum da. Tamam işte, mülakatımızın konusu bombalar. Senin stres altındaki tavırını gözlemleyeceğim. Sonra da bunun hakkında oturup konuşacağız. Oldu. Ben ne yapacak şimdi? İşte bombanın kablolarını takip edeceksin. Ama yanlış kabloyu kesersen bomba patlar. Oy. Doğru kablo hangisi? Amirim, ben şimdi şey diyeceğim. Yani ben şimdi illa kablo keseceğim ya. Ben diyeyim ki... La bu telleri kesin misin be? Oğlum şaka mısın sen ya? Fıkradan falan mı fırladın geldin? Bir zahmet bombanın üzerindeki doğru kabloyu bulacaksın. Onu keseceksin ve patlamasına engel olacaksın. Hadi. Ben şimdi anladım. Doğru kabloyu bulacağım. Bombayı imha edeceğim. Hele şükür. Hadi bakalım. Sana kolay gelsin. Süren başladı. Gözüm üstünde. Bu arada önündeki test için değil, gerçek bir ses bombası. Sen ne diyorsun? Pardon amirim, heyecandan da. Saçın ol İdris, saçın ol. Lan nasıl saçın olacaksın, önünde gerçek bir bomba var da. Saçın ol, sen zeki bir adamsın sonuçta. Sil sil çıkmıyor. Bu nedir böyle arkadaş ya? Rezillik. Geçmiş olsun, hayırdır? Sorma ya, kızım biri üzerimi mahvetti. Birazdan mülakata gireceğim, şu hale bak. Ah başım. Başıma bunların geleceğini bilsem ben hiç girer miydim mülakata ya? Of. Sana ne oldu arkadaşım, başına ne geldi senin? Direkt geldi. Pardon, direkt derken? Direkt, bildiğimiz direkt. Başına çuval geçiriyorlar, önünü göremiyorsun. Sonra direklere çarpınca kafan çok kötü acıyor ya. Allah Allah. Sen ne diyorsun kardeşim? Mülakatta direğin ne işi var ya? Eğitim alanına gidince görürsün ne işi var. Vallahi kafayı direklere çarpmaktan beynim sulandı ya. Sol taraftan akıyor beynim, sol taraf yoğun akıcı bak. Bir de mülakat binanın içinde ikinci katta değil mi? Akıllı arkadaşım, neye namakta zorluk çekiyorsun? Bak suratına yaşanmışlık var diyorum. Yani ben mi yanlış biliyorum ya? Bir dakika kaldı daha. Yeşil'i çatsam, yeşil geç demek. Kırmızı'yı çatsam, kırmızı dur, yanı çesme. Amirim, beyazımı çözeyim. Ben bilmem, az zamanın kaldı, çabuk karar ver. Yoksa hepimiz bu ses bombası yüzünden sağır olacağız. Aman daha tamam, şimdi bulayım doğru kabuğu. Uy, la bir yanım kesti, bir yanım kesmedi ya. Çıldıracağım abla da. Tamam, tamam, sakin ol, sakin ol.
Beyaz içi serum. Beyaz. Yani saf, temiz, yani çizme. Mavi içesin, mavi. Göç yüzü, özgürlük, yani tertemiz bir hava. La çıldıracağım abriye, ne saçmalıyım da. Oy, yani göç yüzü, abi patlarsa havaya uçarım demek de olabilir. Olabilir. Amirim, buldum da buldum. Yeşili keseceğim ben, yeşili keseceğim. Kes Hamsi, kes. Keseceğim, anacığım. Duaların benimle olsun da. Oy! Oy lan oldu, öldüm bu da. Anacığım, daha üniformalı annelerimi göreceğim. Sen Fatih'i evlenacaktık da. Oy! Nazlı Onat, kaç yaşındasın? 21 hocam. Hocam değil, müdürüm. Müdürüm diyeceksin. Buradaki herkese rütbesiyle hitap edeceksin. 21 müdürüm. Nerede akademideki çılgın Serap? Nerede bu? Nerede oturuyorsun? Beşiktaş'ta oturuyorum müdürüm. Baban ne iş yapıyor yavrum? Serbest meslek. Tekstil atölyesi var. Sanırım evlilik onu biraz yumuşatmış. Eskiden daha azarlar gibi konuşurdu. Neden polis olmak istiyorsun? Bilmiyorum ama bu mesleği çok seviyorum. Tamam. Acaba evlendi mi? Neyse yakında öğreniriz. Çıkabilirsin. Hoppala. Müdürüm, başladınız mı? Beni niye beklemediniz ya? Burada düğün yapmıyoruz, davetiye gönderelim vakıf müdürüm. O manada demedim efendim. Ben de aşağıda aday dosyalarını tasnif ediyordum. Bir terslik olmasın diye. Bilseydim başladığınızı çıkar gelirdim yani. Ama birilerinin de bunu yapması gerekiyor. Sıradaki. Alın mülakata geldik. Kolay gelsin. Ne kadar büyükmüş ya. Ben sana ne dedim? Güven bana dedim. Bak, polis okuluna geleceğim dedin. Pat, getirdim seni, gördün mü? He, sağ olasın ağam. Sayende hem polis okuluna geldik hem de İstanbul turu attım. Herhalde İstanbul'da gezmedik, sokak köşe uyacak bırakmadık. Ne tuttu abi benim borcum? 185 veriyeti. Ne? Sen benimle maytap mı geçsen ha? Ben memleketimden İstanbul'a 60 liraya geldim ya. İstanbul için nasıl 180 tutar? 180 değil kardeşim. 185. Bak 185 diye bir de ya. Vallahi sen benimle maytap geçsen ha. Ya dalga geçsen değil mi? Ya kardeşim taksimetre ne yazıyorsa o. Ben kafadan atmıyorum ki. Her şey bilimsel burada. Ya sen beni İstanbul'u hatta Marmara bölgesine tur attırmaydın. O taksimetre 185 tutmazdı. Hayatta ödemem abi. Güzel kardeşim. Sen dua et. Benim gibi iyi kalpli, melek gibi bir taksiciye denk geldin. Acıdım sana be. Hadi düz yapalım, 150 ver yeter. 150 mi? Yuh! O parayla uçakla gelirdim ben abi ya. Abi bu polis okulundan mezun olur olmaz trafik şubesine tayinimi isteyip sana da ceza kesmezsen bana da vaat demesinler. Neyse ben seni tutmayayım. Sen şu benim canlıyı ver de gideyim ben hadi. Al abi al paranı. Ama ben de sen plakanı aldım. 3 seneye kalmaz görüşürük abi. Bittin sen, bittin. Görüşürüz. İnşallah görüşmeyiz. Mülakata da geç kaldım ya. Hamsiler. Hayda. Arkadaşım sana ne oldu böyle? Öldüm. Hayran oldum. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Nur içinde yat. Beyaz yakışmış sana ama açmış bir güzel olmuşsun. Birazdan sana da yapacaklar aynısını. Bomba imayı. O zaman görürsün siyah da beyazı da. Mülakata bomba imha mı sordular? Hem de uygulamalı kardeşim. Önüme koydular bombayı. Durdu dediler de. Üstüne başına bakılırsa pek durdurabilmiş gibi görünmüyorsun. Sızık. Ya ne kadar kutuyormuşsun böyle. Stand-up falan yapar da bu yeteneğin boşa gitmesin. Aynısı başına geldiğinde ben de sağcılarım. Ama ne lamlacılarım bilmem. Bir dakika, bir dakika. Bu işte bir saçmalık var. Hani mülakata bomba imha sorulmaz ki. Nerede bu mülakat? Eğitim alanında. Bitirdiler beni orada da. Eğitim alanı cehennemi. Bakın ben size söylemiştim inanmadınız. Ah eğitim zahiyatı arkadaşım benim. Gel üstünü temizleyelim. Ama önce iç şunu soğuk soğuk iyi gelir. İçin açılır. Uy. Lan laç böyle içip de. Lan yemeden tadında. Ay lan gel buraya da gel.
yürü, koş, koş. Polis abi, kayıt nerede yapılıyor acaba? Sola dön, koridorun sonunda. Sağ ol Hasan. Demek aydınlısın. Evet müdürüm. Efesin yani. Ya bizim oralarda olmazsa olmaz müdürüm. Aferin oğlum, bize de senin gibi adamlar lazım zaten. Katılmıyorum müdürüm. Amacın efelik yapmaksa yanlış meslek seçmişsin delikanlı. Niye efendim? Efe dediğiniz delikanlı, mert, cesur olmaz mı? Olmasına olur. Ama polis efelik yapmaz. Aksine millete efelik yapanlara engel olur. Müdürüm ben o efelerden değilim ama. Tamam tamam anladık. Müdürün takılıyor sana. Hayır takılmıyorum, ciddi. Eğer amacın böyleyse delikanlı bence şimdiden burayı terk et. Anladım müdürüm. Çıkabilirsin. Hayır bir dakika, bir şey daha soracağım. Ben çıkabilir dedim müdürüm. Oo, bu dik kafalılıkla buradan da rütbe alamadan gider bu. Yok yok, bunun ayağı iki günde kayar. Gider buradan, bu bana rakip olamaz. Oy, biri daha öldü daha. Bu gidişle mülakattan kimse geçirmeyecek. Tabii ortada bir mülakat varsa. Ne dedin? Açıklama yap. Hadi gidelim, yeni bir sazan daha bulalım. Hadi gel. Hadi çömezleri ikinci sınıfları tanıtalım. Oğlum bunlar öğretmen falan değil, bir üst sınıf öğrencisi. Yemişler sizi. Ne? Yediler bizi. Onlar size şaka yaptıysa biz de onlara şakanın kralını yaparız. Terbiyesizler. Ben şimdi onlara göç sarılım. Ben bunların babalarından durduğuna pişman etmezsen sakin. Ağırlığım biz. Sakin ol, sakin ol. Ne sakin olun. Çok yüksek burası. Demek düzenek bu. Burada bir koku bombası var. Beyler, bu işin iyice kokusu çıkmaya başladı. Koku bombası mı? Kokoro be, koy yerine koy. İkinci sınıflar kötü olmaya gerek yok. Lan, vır yapma, vır yapma. Bana niye bağırıyorsun? Kime bağıracağım? Tırsıysan emine git, bir daha da çalma. Kesin mi? Allah Allah. Benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bu amcamın kartı. Amcamın size selamı var. Demek amcan selamını söyledi. Evet. Şu anda seçim bölgesinde kendisi. Yoksa muhakkak o da burada olurdu. Hoş geldin yavrum. Ben Vakıf Bilir. Amcana sevgilerimi iletirsen sevinirim. Yorulduysan otur çocuğum. Yok. Amcam selamımı söyle, onlar anlar dedi. Ya anlayışımız kızsa delikanlı? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika müdürüm, bir dakika. Çıkabilirsin. Bu kadar çabuk mu? Evet, bu kadar çabuk. Hem de bir an önce amcana gider, selamımı söylersin. Polis okulunda kazanamadığını iletirsin. Ne yani, kazanamadın mı? Aynen öyle, kazanamadın. Polis olmak için önce yürek gerek, yürek. Torpil değil, git bunu da söyle. Bakın yanlış yapıyorsunuz. Çık dışarı, çık. Buna pişman olacaksınız. Amcam size haritadan yer beğendirecek. Bu haritadaki her yer bizim için kutsaldır. Bu vatanın her bir karışını beğeniriz biz delikanlı. Bakalım Allah'ın dağına gidince de öyle konuşabilecek misiniz? Çık dışarı, terbiyesiz herif. Saygısız, çık. Sakin, sakin müdürüm. Müdürüm lütfen, lütfen oturun, lütfen. Ya ateş olsa cümrü kadar yer yakmaz yani. Biz buraya namusumuzla, şerefimizle geldik. Namussuzlukla gitmek bize dokunmaz. Bunlar eceline susamışlar ya. Bir ayak almaz okul müdürü olurum. Körün istediği bir göz, Allah verdi göz bankası. Terbiyesiz! Kusura bakmayın, sinirlerime hakim olamadım. Ben bakayım bu edepsiz okulu terk etti mi, etmedi mi? Allah Allah, Allah Allah! Görecek onlar. Benim kim olduğumu bilmiyorlar. Delikanlı! Dur, dur, dur. Evladım sinirlenme, sakin ol. Daha başka sınavlar da olacak, onlara girersin. Amcana selamlarımı iletirsen sevinirim. Ben kazanman için elimden gelen her şeyi yaparım. Ama yalnızca bir oy hakkım var. Evladım bu kartımı amcana iletirsen sevinirim. Müdür olsaydım seni bu okula kesin alırdım. Şşt beyler!
bu ikinci sınıflar tuzak kurduğumuzu anlayıp üstümüze yürümesinler. Bak yemin ediyorum, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Saruman'ın orduları gibi kıtır kıtır keserler bizi ha! Oğlum sen ne tırsak çıktın böyle ya, Allah Allah! Ne alakası var ya, ne alakası var? Ben mantıklı bir şey söylüyorum. Büyük balık küçük balığı yer. Sakin ol, sakin ol. Kontrol bizde, sakin ol. Şşş, beyler, sazanlar geliyor, saklanın. Abim, ben böyle bir şey görmedim. Depoda tam döndü iki oturuyla. Ben okulumla böyle disiplinsizliğe asla müsaade etmem arkadaşlar. Deli abartık ya. Asayişi sağlayacak adamlar asayişi bozuyor. La hamşiler canım ya. Kapıyı aç. Tuzağa düşürüldük. Kapıyı kilitlediler ya. Aç kapıyı şunu. Hamsi. Hamsiye aç kapıyı. Sen kimsin? Tuzağa düşürdüler. Kavgalar dediler. Kapıyı kilitlediler ya. Nasıl beyler? İçerisi eğlenceli mi? Sen de kimsin ya? Yeni diyeceğiniz Selçuk. Var mı senin istek parça? Çalayım onu söyle bakayım. Ne diyor bu herif ya? Bu koku ne be? Ay çok kötü kokuyor. Ya inanmıyorum. Koku bombası atmışlar. La bir daha çimi onun adına dikkat et. Ayrıca ben Karadenizliyim. Mısır unundan da başka un yemem. Lan sen amirinle nasıl konuşuyorsun? Aç şu kapıyı hemen, kırdırtma kafanı bana. Hala amirin diyor ya. Oğlum anlamadınız mı? Ava giderken avlandınız. Beyler çömezler bizi çok fena tezgah getirmiş. Aç! Bak bizi buraya kitleyemezsiniz. Aç şunu ya, aç! Lan kusacağım, aç şu kapıyı, aç! Ya ne olur aç şu kapıyı. Kusacağım şimdi buraya. Diklemle ayran iç. Ayran yetse salkalarım seni. Ama hamsi aç, aç şu kapıyı kusacağım. Ne hamsisi? Ne hamsisi? Bahar Ersöz. Evet müdürüm. Yurtta yetişmişsin. Öğrenci yurdu mu? Hayır, yetiştirme yurdu. Kimin kimsen yok mu kızım? Yok müdürüm, ailem küçükken beni terk etmiş. Ama bak ne güzel devlet sana sahip çıkmış, çakı gibi genç kız olmuşsun. Evet müdürüm. Bugün eğer karşınızda duruyorsam bana bir aile gibi kucak açmış çocuk esirgeme kurumu sayesindedir. Emniyet teşkilatı da büyük bir ailedir Bahar. Eğer diğer sınavlarında başarıyla geçersen daha büyük. Her bir ferdi diğeri için canını hiç düşünmeden feda edecek. Büyük bir ailenin üyesi olacaksın. İnşallah müdürüm. Tamam Bahar. Çıkabilirsin. Sağ olun müdürüm. Aferin kıza. Devlete ona sahip çıkmış. Şimdi o da devletine sahip çıkmak için çalışıyor. Ya Yasemin sana inanamıyorum. Önce polislik diye tutturdun, şimdi hiç tanımadığın bir çocuğa kıyafet alıyorsun. Hayır sırada ne var merak ediyorum. Ya sen neyin kafasını yaşıyorsun? Eda'cığım bak zaten yeterince daraldım, bir de sen üstüme gelme lütfen. Önce şu üstüne ayran dökülmüş çocuğu bir bulalım da. Ya pardon, burada üstü başı böyle ayran lekesi içinde bir çocuk gördünüz mü? Hayır görmedik. Yine mi sen? Şu halime bak. Kazak kazaklıktan istifa etti resmen. Annem görse yer bezi yapar. Ya korkma bu sefer bir şey dökmeyeceğim. Hem ne sanıyorsun sen beni? Sakar. Ay tamam bir sakarlık yapmış olabilirim ama ben bu sefer hatamı telafi etmek için geldim. Ne bu? Sana temiz giyecek bir şeyler aldım. Benim senin yardımına ihtiyacım yok. Ay inanmıyorum. Fakir ama gururlu genç. Ay bu Barış Can tam Türk filmlerinden çıkmış gibi ya. Çok klişe. Kes şunu Eda. Hani neler saçmalıyorsun sen? Batırdığım şeyi düzeltmeye çalışıyorum. Bak bırak şu gururu. Bu gururun yüzünden mülakata giremeyeceksin. Hadi. Selçuk Demircioğlu. Naci Demircioğlu senin bir şeyin oluyor muydu? Babam olur. Ama... Biliyorum. Şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Kendisiyle çalışma fırsatı bulmuştum. Gerçekten dört dörtlük bir polisti. Şehit oğlu olduğunu niye söylemedin? Eğer ben bu okula gireceksem hak ederek girmek isterim müdürüm.
Merak etme, yazılı sınavı geçmek zorundasın. Zaten yeterince ter dökmezsen giremezsin de. Öyle olması gerekir müdürüm. Tamam Selçuk Demircioğlu. Çıkabilirsin. Sağ olun müdürüm. Aferin çocuğa. İşte polislik bazılarının kanında var. Başkası torpil yaptırmaya çalışır. Bu da hakkıyla girmek için can atıyor. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Özel kolejde okumuşsun. Ailenin durumu da gayet iyi anlaşılan. Evet efendim. Genelde varlıklı aileler çocuklarının polis olmasını pek istemez. Sen niye polis olmak istiyorsun? Ben polisliğin kutsal bir meslek olduğuna inanıyorum. Başka kutsal meslekler de var. Askerlik, doktorluk, öğretmenlik. Yani ben sana bir düzine kutsal meslek sayabilirim. Ben polis olmak istiyorum. Bunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Tamam. Anlaşıldı. Madem polis olmak için bu kadar heveslisin, yazılı sınavda başarılar sana. Teşekkürler. Al bakalım. Hayırlı olsun. Pek de güzelmiş maşallah. Bazen seni şu üniformanın içinde hayal ediyorum biliyor musun? Şakir, sana kaç kere dedim beni üniforma içinde hayal etme diye. Ne? Bu ülkede düşünce özgürlüğü var. Ülkede düşünce özgürlüğü var, fantazi değil. Tövbe de. Benim öyle hayallerim manasız değil. Ben hayallerim de ciddiyim. Şöyle pembe PVC'li bir kondumuz olsa fena mı olur? Şakir, hayallerine tekmeyi bastın mı şurada bas bas bağrısına. Agresyon yapınca ayrı bir güzel oluyor ne? Şakir, bu küresel ısınma falan sen ondan mı cıvıklaştın böyle? Önceden böyle değildin. Ya cıvık mıyım bilmiyorum ama sen ateşim beni yaktı, kavurdu bebiş naz. Kolay gelsin. Yarabbisimler. Al bakalım. Teşekkür ederim. Sen yat kalk şu öğrencilere dua et. Yemin ediyorum elimde kalacaksın ha. Üf ya. Sırka kız. Bebiş naz. Ya bak geliyor ha Şakir. Allah Allah. Yahu ben amma kilo vermişim. Resmen kayboldum elbisenin içinde. Ay bu ne ya? Ay bunlar çok demode kızlar. İvan'a sert görse kesin bizimle değilsinler. Süslü, istersen senin için özel bir tuvalet diksinler ha. Kızım saçmalama ya. Oscar töreninde kırmızı halıda yürümeyeceksin herhalde. Polis olacaksın polis. Hey Allah'ım ya. Onca başvuru arasında polis okuluna girdi. Bir eğitim kıyafetinin içine giremiyor ya. Kızlar sakin olun. Bunlar geçici üniformalarımız. Daha sonra ölçülerimiz alınıp üstümüze göre dikilecek. Yenileri dikilse iyi olur. Çünkü ben asla bunlarla sokakta yürüyemem. Asla yani. Süslü, istersen senin için özel olarak yıldırım mayruka diktirelim ha. Ne dersin? Ya beyler, yatakları neye göre belirleyeceğiz? Ya of ya, ben yerim yadırgarım ya. Sen git evinde kalalım o zaman. Hatta anneni çağıralım sana ninni okusun ha. Ölçekler. Ha burası ne güzeldir de. Ortopedik mi yoksa? Güzel mi? İyi çık oradan orası benim hadi. Lan neredeyiz senin olay? Müteahhit misin sen? Hamsican benim canımı sıkma. Kılçıklarınla yedirtme kendini bana. Ufak ufak uzu yoksa ben uzatacağım seni hadi. Ya sen neye uzatıyorsun? Oğlum. Bak İdris yazıyor orada onun yeri orası. Selçuk haklı. Bak öğrencinin el kitabı madde 22 3B. Herkes kendi isimlerini ayrılmış. Ya kaldı. Ne lagaluga yaptınız ya? Cisimler gibi isimler de yer değiştirir. Al bunu buradan oraya yapıştır. Sen bu kafayı değiştir yoksa çok üzülürsün burada. Allah Allah. Nasıl olacakmış o iş? Ha? Beyler, ya uşaklar. Lan Süzeli Cüney. Lan sakin olun da. Beyler aybol ya. Ya bir yatay için birbirini kırmaya değer mi da? Ha? Lan ben gittim. Aha burada yatarım işte. Hem bende yüksek korkusu vardır. Lan büyük babadan dede, dededen babaya, babadan da baba geçti ha. Lan saçın oğlum. Ya ne diyorsun oğlum ya? Ne dediğin anlaşılmıyor. Dikkat! Sağır mısınız siz? Dikkat çekiliyor. Okulun müdürü gelmiş. Siz hala çayıra salınmış tavuklar gibi gevşek ve laubalisiniz. Şimdi tekrar dışarı çıkacağım. İçeri girdiğimde sen dikkat çekeceksin. Hazır.
Dikkat! Bundan böyle okulun her yerinde rütbeli bir amir gördüğünüz zaman esas duruşa geçip selam vereceksiniz. Bu sınıfın başkanı kim? Başkanı yok komutanım. Müdürüm. Müdürüm. Başkanı yok müdürüm. Başkan yok. Kapıda koğuş nöbetçisi yok. Bu okulun kurallar kitapçığı okundu mu? Hala ezberlenmedi mi? Ama müdürüm okula geleli daha bir gün bile olmadı. Hiçbir mazeret başarıya engel değildir. İkinci bir emre kadar. Bir hafta boyunca bu koğuşun bütün temizliğini sen yapacaksın. Ama neden? Ben ne dedim ki komiserim? İki! Cezan iki hafta oldu. Ama ben... Üç! Daha da devam edersen artacak. İçtima için son 5 dakika. Koş, 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 koş! Polis okulu 1. sınıf. Rahat. Hazır ol. Dikkat. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Rahat. Hepiniz okulunuza yerleştiniz ve ailelerinizden ayrı ilk geceyi geçireceksiniz. Şunu unutmayın. Burada yeni ailenize katılmış bulunmaktasınız. Polis teşkilatı kopmaz ve bölünmez bağlarla bağlı bir ailedir. Ülkenin neresinde olursa olsun her polis bu ailenin bir ferdidir. Burada evinizdeki huzuru yakalayabilmeniz için tüm amirleriniz sizlere yardımcı olacaktır. Okulumuzda kız ya da erkek öğrenci ayrımı yoktur. Her öğrenci polis adayıdır. Kız ve erkek öğrenci diye iki ayrı cinsiyet olmadığına göre aralarında aşk meşk diye de bir şey olmayacaktır. Bu yasaklardan bir tanesidir. Uymanız gereken bütün kurallar öğrenci el kitabında bulunmaktadır. 40 ceza puanını doldurduğunuz takdirde okuldan atılacaksınız. Polis adayları, tekrar okulumuza hoş geldiniz. Sağ olun. Yeni öğretim yılınızda hepinize başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok güzel konuştun sayın müdürüm, kutlarım. Teşekkür ederim. Son olarak... Oy, uy da. Kim bilir bizimkiler ne yapıyordur ya? Annem kesin hamsiyi deve yapmış, cısır 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 pişiriyordur da. Bizimkiler de şimdi çaylarını içmişler, kanal kavgası yapıyorlardır. Babam tutturmuştu ben maç izleyeceğim diye. Annem de diyordu ki, maç olmaz be, maç olmaz. Benim bizim geçen hafta çok heyecanlı bir yerinde kaldı. Mutlaka onu seyretmem gerek diyordur. Tabii bunlar gırtlak gırtlağı yapıyorlardır. Canlarım benim ya. Kavgalarını bile özledim. Benim anam şimdi tezek tepidir. Vallahi kokusu burnumda tuttu. Ya inanır mısınız? Tezek kokusunu bile özledim ya. Arkadaş tezek kokusu özlenir mi ya? Vallahi ben özledim. Ya hayırdır oğlum, ne oldu daha ilk günden? Evi mi özlediniz, ana kuzuları? Ben ilk defa evden bu kadar uzakta kalıyorum. Bir dakika. Aranızda horlayan yok değil mi? Ben oylamıyordum da. Ne horlaması? Horlasam duymuyorum, duysam da uyumuyorum. Lan Hamsican, ne çıkışıyorsun? Oğlum uyurken horladığını duymuyorsan ne biliyorsun horlayıp horlamadığını? Belki horluyorsun. Lan vallahi horlamıyordum da. Cık. Ayrıca benim problemim değil. Onu uyumayan hızlanlar düşünsün. Beyler yardımımıza ihtiyacım var ya. Kim yardım etmek ister? Oo, ben de dolaba yerleştireceğim. Çok işim var. Ya aynen ya. Benim de biraz uykum var. Kusura bakma. Ben de biraz gözlerimi dinlendireyim. Kardeşim ben de çay içiyorum. Ne işi ya? Beyler işlediysek kızlar yatakhanesine çarşaf taşınacak. Kim yardım etmek ister? Yok abi. Ben seç. Biliyorum lan. Biliyorum. Ben büyük bir kibarlık ve özveriyle götürebilirim.
Ben de çok yardımsever bir insanım. Ben de götürebilirim. Ben bu görevi üstleniyorum. Seve seve arkadaşlarım onları götürürüm. Ne oldu ya? Hepinizin işi vardı. Kızlar yatakhanesini duyunca hepiniz çark ettiniz. Ya arkadaşım ya. Ayıp ettin ama yani ben işim var demedim ki uykum var dedim ya. Sermine dur. Kızlarla ne alakası var? Bizimkisi devlet meselası. Tabii canım sen bizi ne sandın? Vallahi kalbimi kırıyorsun bak. İyi ikiniz hazırlanın. Dışarıda bekliyorum. Doğru seçim. Kesinlikle. Annem kesin lokma tatlısı yapmıştır. Babam da hapur hapur onları yiyordur. Annem de az yediye kızıyordur. Üf, canım çekti ya. Süslü, sizinkiler ne yapıyordur? Ay, ne yapıyorlardır bilmem ki. Bekleyin bizi çizgan çeleğimiz. Çarşaflar nereden alacağız? Çarşaf marşaf yok, devreye nöbeti tutacaksın. Devreye nöbeti mi? O nereden çıktı ya? Bundan sonra her oltaya lapin gibi atlamamayı öğrenirsiniz. İlk devreye nöbeti sizin. Bana bakın, devreye nöbetindeki ampulayı sakın unutmayın ha. Parola mı? Parola ne işimize yarayacak ki? Mesela hayatta kalmanızı sağlayabilir. Parola ne dur? Bu akşam parolası patates. Unutma, parola patates. Patatesli tamsi yapsak. Bana bakın, bence siz parolayı beğeneceğinize parolayı aklınıza tutmaya çalışın. Unutursak ne olur? İşte böyle olur. Geçen yıl devreye nöbetinde parolayı unuttuğu için bacağından vuruldu. Yine de şanslı sayılır, aksayarak da olsa yürüyebiliyor. Ondan önce vurulan arkadaş yürüyemiyor bile. Oy, iki bacağından birden vurdular mı? Hayır, başından vurdular. Nur içinde yatsın. Ama bunları takın. Buradan da ayrılmayın. İyi nöbetler. Unutma. Parola patates. Adamı unuturum. Parolayı unutmam Kemal. Kemal. Adın neydi da? Patates. 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 İdris papağan gibi aynı şeyi tekrar edip durma gözünü seveyim. Anladık. Parola patates. Ölüm olmaktansa papağan gibi olmayı tercih ederim. Nereden çattık bu devreye nöbetine ya? Patates. 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 Hay senin patatesine be adam. Hay senin patatesine. Durun kıpırdamayın parola. Sakin ol. Tüfeği var. Parolayı soruyor. Söyle. Parola. Parola neydi da? Heyecandan unuttum da. Nasıl unuttun ya? Sabahtan beri tekrar ediyordun ya. Nasıl unuttun? Adamı görünce beynim durdu da. Parolayı söyleyin yoksa vururum. Dur. Sakin ol. Bir dakika hatırlayacağım. Parola, parola, parola. Patates. 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 Patates olmaz. Şaka yapıyorsun. Sabahtan beri aynı şeyi tekrar edip duruyorum. Parolanın yanlış olmasa imkanı yok. Biz öyle dediler. Patates dünkü parolaydı. Bugünkü parolayı söyleyin. Uy, bize yanlış parolayı vermişler. Sakin ol ya. Elimizdeki tek parola bu. Valla. Kemal. Hı. Ben buldum da. Parola. Püre. Püre olabilir mi? Püre de olmaz. Yemek seçen cürdüm de. Bunun kimsini görmedim de. Edis buldum. Kumpir. Kumpir olabilir mi? Kumpir ne be? Teröristsiniz siz. Edis bu adam bizi vuracak. Kaç. Dur yoksa vururum. Yat yere. Yat. Yat 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 yat. Yat. Ne oluyor burada? İki terörist yakaladı. Biz terörist değiliz, okulda öğrencisiyiz ha. Teröristsiniz. Okuyorum ben ya. Öğrenci kılığına girmiş teröristlersiniz. Sürün. Kemal. Bu kimler diyorsun lan? Ne bileyim ben? Adam sürün diyorsun. Sürün. Kemal. Bizimkiler arayıp seni vurduracağım. Yapmayın siz gözünü seveyim. Tamam affettim. Sürün. Nereden geliyor bu uğultu ya? Hanife kızım horlamasana ya. Uyuyamıyorum. Ay ortak ol. Ay ne oluyor ya? Ortak dediğin Nermin. Bu ne ya? Ne mi? Salatalık maskem tatlım. Bu olmadan asla uyuyamam. Ay sen niye ziyan ettin onları? Ben geldim. Ya gereksiz şeyler bunlar arkadaşlar ya. Sabah erken kalkacağız. Yatın be. Gereksiz mi? 20 yıl sonra göz altlarında torbaların değil çuvalların olacak tatlım. O zaman görüşürüz. Ya git yat sen de. Söndür sen de şu işi. Beni seç, beni seç, beni seç. Al seçtim seni. Al seni de seçtim. Çok şükür vurulmadan kurtulduk da. Of, çok şükür, çok şükür. Ne şehittir, ne gazi. Gitti pis pis de niyazi oluyorduk ya. Ya bu ne hal böyle? Ne oldu size? Ne oldu? İski çukuruna mı düştünüz?
Hani kızlara çarşaf götürecektiniz? He kardeşim. Gittik İski Çukur'una. Kızlarla çarşaflar şu. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Yanlış parolayı vermişler bize. Ne parolası bu ya? Devriye nöbetine gittik. Bize bugünkü yerine dünkü parolayı vermişler. Arkadaşlar ne parolası? Ne şifresi? Askeriyim burası. İkinci sınıflar yemiş sizi. Selçuk kardeşim. Doğru dedin onu. Bravo. Hayır, öyle bir şey olsa el kitabında yazar herhalde. Yaza neden bir şey yok. Anam yediler bizi. Sazanlar yenilmek içindir. Hele kiremitle tereyağlı sazan süper olur. Bak ben buna çok pis bileniyorum. Bağırma artık. Bana ne yükleniyorsun? Kime yükleneceğim? Ya susun artık, geçen uyuyacağız ya. Hadi ya. Söndür şu lambayı. Vay Vahap, ne çabuk giyindin böyle. Ben 5'te kaldım Selçuk kardeşim. Memlekette de hep böyle kalkarsınız. Alışkanlık işte. Beyler yatağa kahvaltı yok galiba. Yatağa disiplin ceza servis ediyorlar, hadi. Kalk! Buraya uyumaya değil polis olmaya geldiniz. Kalkın! İkinci bir emre kadar tembellik yasak. Kalk! Oy! Fatih ben ne oluyor, takımız mı Fatih? Bana bakın, Türk polisi uyumaz. Türk polisi yorulmaz. Türk polisi tembellik yapmaz. Anlaşıldı mı? Anladınız mı? Kemal. Kemal. Of baba, 5 dakika daha ya. Kemal. Kemal oğlum, kalk annen kahvaltıyı hazırladı. Hadi çocuk. Of baba, 5 dakika daha ya. Hadi kalk Kemal. Anneme söyle yumurtayı çok kaynatmasın. Kayısı kıvamında seviyorum. O kayısı kıvamında yumurtayı yatağına mı istersin? Yoksa yatağına bir ceza puanı mı istersin? Kemal kalk! Allah! Burası baba ocağı değil. Burası polis ocağı. Polis olmaya geldiniz. Polis gibi davranın. Anlaşıldı mı? Aferin oğlum. Aferin. Sağ ol müdürüm. Kız Sıdıka. Sıdıka, ben de fal kapatmıştım, ona bakacaktım. Bana ne senin falından Şakir? Ya benim falım değil, senin falın. Sabahleyin içtiğin kahvenin falını kapattım. Sen ne anlarsın faldan? Ya öyle deme. Fala inanma ama Şakir'in baktığı faldan da geri kalma. Hadi neyse halin, çıksın falin. Hadi bakalım, atış serbest. Sağ bir kısmet var. Nasıl bir kısmet? Şöyle bıyıklı, kumral, orta boylu, yakışıklı, devlet kapısında işi gücü olan, güvenilir, karizmatik. Bir de en önemlisi seni çok seven biri. Allah Allah, sahi mi? Evet bak. Sana bir şey diyeyim mi? Hani bizim elektrikçi teknisyen Mahmut yok mu? Aynı onu tarif ediyorsun. Ne Mahmut'u kız? Yoksa asılıyor mu sana? Ya ne diyor? Mahmut bıyıklı değil ki ya. Bırakır. Kumral değil. Güneşe çıkınca saçları açılıyor. Bak, o Mahmut'u var ya, atış poligonuna bağlar, hedef dağıtası diye kullanırım ha. Adama selam veriyoruz, kalkıyor Sıdıka'ya asılıyor ya. Ne kızıyorsun Müneccin Bey? Ben senin yalancınım. Bütün bölgeyi temizleyeceksiniz. Yerlerde tek çöp kalmayacak. Polis eğitim yaptığı yerden belli olur. Başlayın. Ne yapacağız şimdi biz böyle? Mıntıka temizliği. Ay hiç mıntıklı bir şey değil bu. Ya buranın temizlik görevlisi falan yok mu? Onlar temizlesin. Ay midem felaket kazınıyor. Kızım arkeolojik kazı alanında bile senin midendeki kadar kazıntı yok. Tekne kazıntısı. Espri mi yaptın sen? Açım aç. Deli dana gibi çalıştırıyor. Sanaldan temizlik. Gevezelik yapmayın. Bakıyorum da bazıları mıntıkanın, çerinin, çöpünün arasında altın bulmuş, altın. Ne oluyor ya? Zorla cümle kurma. Direkt söyle ne diyeceksen. Ya seninle Selçuk gelişiyor mu? Yok öyle bir şey Nermin. Lütfen böyle saçma sapan geyikler yapma. Duyacak, ciddi zannedecek. Niye kızıyorsun canım? Ne ayıp ne günah. Hem Adem ne Havva'dan beri süre gelen bir süreç bu. Madem sen yapamıyorsun bu boyfriend açılımını, bırak biz yapalım, çekil. Ay o kadar açım ki şimdi erkekleri hatır hatır yiyeceğim. Bu var ya bütün erkeklerin kemikleriyle yutar ha.
Afiyet olsun müdürüm. Teşekkür ederim. Öğrendin mi? Neyi müdürüm? Sami Yavuz müdür niye rütbe alamamış, öğrendin mi diyorum. He yok, daha öğrenemedim. Bak ne yap ne et bunu bana mutlaka öğren Şakir, çok önemli. Emredersiniz müdür. Aferin sana, dinle. Kimse muhbirim olduğunu anlamasın, tamam mı? Bu istihbarat sana yol su elektrik olarak geri dönecek Şakir. Bu okulun müdürü olur olmaz da seni baş teknisyen yapacağım. Bütün okulun temizlik amiri sen olacaksın Şakir. Sahi mi müdürüm? Koskoca ikinci sınıf emniyet müdürü sana yalan mı söyleyecek? Bak şu yıldızlara. Hadi yürü işine gücüne, hadi. Emredersiniz müdürüm. Öğreneceğim. Öğreneceğim Sami müdür. Niye rütbe alamadığını öğreneceğim. Ve öğrenir öğrenmez de o hassas noktana çalışacağım. Hiç kimse, hiç kimse bu okulun müdürü olmamı engelleyemeyecek. Uy, abreye ne güzel hamsiler var burada. Yok arkadaş, okul müdürü ne dedi? Aşk yasak. Öldürseler kızlarla muhatap olmam ben. Ne yani? Şimdi bir kız sana gelse, vah seni görür görmez vuruldum, acil yardım dese ne yapacaksın? Önüme bakıp yürürüm abi, işim olmaz. Yani kızla ilgilenmezsin öyle mi? İstediği kadar güzel olsun abi, ilgilenmem. Ben buraya okumaya geldim, insanlarla kaynaşmaya değil. Hadi bakalım. Pardon. Yine mi sen? Ay ne demek yine mi sen ya? Basbeya yine mi sen ya? Sen de bana çarpma gelen milli bir spor haline geldi. Ay tamamen saçmalıyorsun, farkında mısın? Ayrıca o gün hatamı telafi etmemiş olsaydım şu anda bu okulda olmazdın. Vallahi sana minnettar olmam lazım ya, başıma dert açtığın için. Ne kadar ukalasın. Sosyete güzelimiz varoş gençlerine pek alışık değil galiba. Komplekslerinden kurtul, ondan sonra konuşuruz canım. Kompleksi bile olsa. Seninle konuşmak istediğimi kim söyledi? Vallahi Nermin, okula geleli daha bir gün oldu ama okulun bütün erkekleri senin güzelliğinden bahsediyor. Sen hala salatalık maskesi işe yaramıyor de. Bak aramızdan ısmarlıyorum. Abartma Nermin. Bence abartmıyor Hanife. Nermin'in bu okulda elde edemeyeceği erkek yok. Yok daha neler. Siz bunu Adriana Lima'yla mı karıştırdınız be? Vallahi bence öyle. Nermin var ya, şu kapıdan kim girse elini sallasa ayarlar, o kadar yani. Aynen öyle tatlım. Mesela Vahap olur mu? Vahap mı? Ay o çok kolay ya, daha zor bir şeyler seyretsen bak. Ben Vahap'a razıyım. Ben Vahap'a razıyım. Seyredin o zaman. Merhaba, nasılsın? Sağ ol Aslan, sen nasılsın? Hafta sonu ne yapıyorsun? Hiç, çarşıya çıkacağım gezmeye. Ama taksiye binmeden gezeceğim. Beraber gezelim mi? Yok teşekkür ederim bacım. Ben yalnız gezmeyi tercih ediyorum. Ama neden? Hem birbirimizi daha yakından tanımış oluruz, hem beraber gezeriz. Yok yok, kusura bakma. Yanlış anlaşılıp falan olmaz. Allah korusun, okulda atılmaya kadar gider. Sana iyi günler. Ne oldu süslü Nermin? Senin salatalıklar cacık oldu galiba. İnanmıyorum ya, resmen bana hayır dedi. Vallahi ben de inanmıyorum. Vay dingil vay. Gel. Hayırdır, üniformanızı değiştirmişsiniz. Ben de size bu konuyla ilgili bilgi vermek istiyordum. Buyurun. Biliyorsunuz okula yeni tayin olduğum için öğrenciler beni tanımıyorlar. Aralarında dolaşıp haklarında bilgi toplamak istiyorum. Ne bilgisi? Yani daha çok ekonomik durumlarıyla ilgili. Biliyorsunuz ben de akademiyi zor şartlarda bitirmiştim. Bilmez miyim? Sırf bu yüzden aylarca bir yere gidip bir şeyler yiyip içememiştim. Ben diyorum ki ekonomik sıkıntısı olan öğrenciler için bir fon oluşturalım. Onları rencide etmeden bu fondan yararlandıralım. Böylece okula daha çok konsantre olabilirler. İyi fikir. O zaman siz çalışmalara başlayın, ben de gereken maddi imkanı sağlarım. Müsaadenizle. Annemin selamı var. Eğer uygunsanız bu akşam da sizi yemeğe davet ediyor.
Annenizin bu nazik davetini kırmak istemezdim ama başka bir randevum var. Tabii. Saygılarımı iletirseniz sevinirim. Ah anne ah! Ya beni soktuğun hallere bak. Tabii randevusu olacak adam. Yani adam boşandı diye ömür billah bekar gezecek değil ya. Her zamanki gibi kadınlar çevresinde pervanedir şimdi. Arkadaşlar, söylediklerimi anladınız değil mi? Anladım başkanım. Bu ojeye tetikte kim yalanmış ya? Ne? Ne tetikliği varmış ya? Sen! Kalk ayağa. Ben bir başkomiserim. Kimsin sen? Polis adayı Kemal. Şimdi arkadaşına söylediğin şeyi bana söyle bakayım. Bir şey söylemedim başkomiserim. Bir de silahı bana doğru tutmasanız şeytan doldurur. Şeytan niye doldursun evladım? Şeytanın başka işi yok mu? Acı durup dururken şeytan bize niye yardım ve yataklık etsin ki? Bilmem başkomiserim, öyle derler. Öyle demezler. Yani öyle derler ama öyle değil. Sen hiç şarjör dolduran bir şeytan ya da cephane sevkiyatı yapan bir şeytan gördün mü? Hayır başkomiserim. O zaman silahı dolduran insandır. Şeytansa cehalettir. İşte onun için silah eğitimi dersi meslek hayatı boyunca sizin için çok önemlidir arkadaşlar. Mesela ben bu silahı alıp kafana dayasam. Ay kafama mı? Sonra da tetiği çeksem. Bak gördün mü? Şeytan doldurmamış. Anladınız mı arkadaşlar? Kendi silahımızın bakımını kendimiz yapacağız ve kendimiz dolduracağız. Hocam, şeytan silahı doldurmadı ama bizimki altını doldurdu. Kemal nasıl da korkudan altına etti? O değil de tetiktekin tam tetik çıktı yani. Daha ilk günden çocuğun kafasına silah dayayıp tetik düşürdü. Ama kimse bu dersi unutamayacak. Adam bilinçli yaptı koçum. Bizim salak da tırstı. Ben bunun lakabını buldum ha. Tırsak Kemal olsun. Pardon da niye öyle diyorsunuz şimdi? Sizin de başınıza silah dayasalar çok affedersiniz korkudan altınıza yaparsınız. Benim öyle oturduğum yerde ödüm koptu. Halife Hanım siz de Kemal Bey'i pek mi korudunuz? Neden acaba? Ne alakası var? Senin de aklın fikrin erkeklerde. Yazık çocuğa. Sanki siz hiç korkmadınız. Kızlar, ateş bacayı çoktan sarmış. Ulaşam. Kardeşim, sana hediye aldık. Bakın. Dalga geçtiniz yeter. Zaten canım sıkkın. Dur bunu alalım hemen ya. Damar eline sunu hediye aldık sana da. Bak bakalım. Sana bebek bezi aldık oğlum. Artık derslerde üniformayı ıslatmaya son. Derse giriyor. Çok yalnızım. Çok yalnızım. Çok. Yapmayalım dedim. Efalık ettim, dinle bakayım. Senin düşün. Ya ne dedin oğlum? Şişt, ben bunu okula taşımam ya, al şunu. Arkadaşlar, daha okula girmeden çömezler bizi rezil etti. Yok be abi, kimse görmedi ki. Yani tam olarak rezil olduk sayılmaz. Ya kimsenin görmemesinden bana ne Serkan? Ben biliyorum ya, o bana yeter. Adamlar resmen dalga geçtiler bizim. Sezar'ın hakkı Sezar'a beyler. Uyanık heriflermiş. Bizi iyi kandırdılar. Ne yapalım Dilek? Gidip bir de madalya takalım istersen. Bunu onların yanına bırakmayacağız. Onlara öyle bir ders vereceğiz ki bir daha deneyebilecekler. Arkadaşlar savunma taktiği derken ne gibi şeylerden bahsediyorlar? Yani kendini savunmaktan, karşı tarafı etkisiz hale getirmekten bahsediyor. Karate yani. Gibi. Peki, çarateye siyah çöse alındığı için mi çaratadılar da? Tenoli
kara kuşağı alınca sonunda te diye halay mı çekiyor? Çince'de tuşaş anlamına gelebilir. Tabii. Şimdi nasıl biliyor musun? Çinliler karayı Türkçe, te'yi de Çince'den almışlar. Doğru dedin Oni. Arkadaşlar, karate boş el demek. Yani silahsız, boş elle yapılan bir savunma. Okinawa adasındaki Japonlar, adalarına saldıran Çin askerlerine karşı bu savunma sanatını geliştirmişler. Sen nereden biliyorsun bunu? Biliyorum işte. Kızım, o bizim gibi devlet sisinden çıkma değil ki. Kolej bitirmiş kız. Gelen yakın dövüş hocası sivilmiş. Dışarıdan geliyormuş. Van'dan Nuri diyorlarmış. Dikkat! Selam arkadaşlar. Selam. Ben Nuri Sağlam. Dövüş sanatlarında uzmanım. Polis savunma taktikleri dersini birlikte yapacağız. Karate'de 6. dan, kickboksta 4. dan, tekvando'da 7. dan, aikido'da 4. dandanım. Hamşiler, bu dandun herkese dundan girişir de. Dan ne oluyor Selçuk kardeşim? Yakın dövüş tekniklerinde yetenek derecesi. Hayt! Niye bağırıyor bu ya? Oğlum yine altına kaçırma. Evet arkadaşlar. Temel konulardan başlayalım. Hocam, hayırdır? Temel amcamla ilgili bir problem vardır. Ben yeğeni İdris'te... Hayır! Geç yerine. Evet, kimden başlayalım? Sen, gülen surat. Gel. Ben mi? Evet, sen. Merak etme, canını yakmayacağım. Geç. Koçum, tırsıyorsan ben çıkayım. Yok canım. Ne tırsması? Giderim ben. Hoca canını çok yakarmış şimdi. Sen de onca erkeğin arasında bula bula bu tırsağı buldun ya. Ne alakası var ya? Arkadaşız biz. Çok şanslısın biliyor musun? Niye hocam? Çünkü bu iş sadece yaparak öğrenilir. Şimdi bana saldırmanı istiyorum. Estağfurullah hocam, ben büyüklerime saldıramam. Birini elinize öpeyim. Hayt! Hacıma! Hayt! Hacı baba! Gitti benim. Yeter yeter ya. Sakatladı çocuğu. Sakin olun arkadaşlar. Hoca ne yaptığını biliyor. Acaba Kemal düşmeyi biliyor mu? Gördünüz mü? Kolunu alıyorum... Onun gücünü ona karşı kullanıyor. Anladınız mı? Hocam, ben anlamadım. Bir daha gösterebilir misiniz? Bir daha mı? Tabii. Ne demek? Kalk. Saldır. Halt. Hacı baba. Gitti yine benim. Nasıl? Anladınız mı? Ya hocam, ben bunu kavrayamadım. Bir daha gösterir misiniz? Ne? Bir daha mı? Ne demek? Tabii. Kalk. Uyut! Hacı baba! Ay! Bitti yine benim. Yeter ya, yeter. Çocuğun kemikleri kırıldı. Nasıl? Şimdi anladınız mı? Anladılar hocam, hepsi çok iyi anladı. Geç yavrum, geç. Peki hocam. Değil. Şimdi bu gösterdiğim hareketleri birlikte yapacağız. Sen geç. Ve sen. Ya hocam, kusura bakmayın, ben centilmen biriyim. Hanımlara vuramam. Zaten istesen de vuramazsın. Bravo. Bravo hanımefendi, bravo. Savunma sanatlarının bir numaralı kuralı kendine güvenmektir. Mesleğinizde kadın suçlularla uğraşacağınız gibi erkek suçlularla da uğraşacaksınız. Zaten size okulda söylemişlerdir. Kadın erkek ayrımı yok. Evet.
karışık karşılaşacaksınız. Merak etme, canını çok acıtmayacağım. Teşekkür ederim. Hacıma! Ne oldu Efes'im? Kızdan dayak yiyorsun. Ya hocam ben bunu saymam, benim ayağım kaydı. Tekrar yapalım. Tabii, tabii evladım. Başla! Bu sefer nazik davranmayacağım. Ne oldu Efes'im? Ayağım mı kaydı yine? Belli. Bu kız daha önce dövüşmüş. Sanırım arkadaşınız daha önce savunma sanatlarıyla uğraşmış. Evet hocam, birkaç sene karate yaptım. Belli, belli. Bu arkadaşınıza kim rakip olmak ister? Hocam bir de ben deneyebilir miyim şansımı? İşte cesaret diye buna derim ben. Gel bakalım. Canımı fazla yakmazsan sevinirim. Kimseye ayrım yapmıyorum. Selam verelim. Tamam, tamam, yeter, bravo. Harika, harika. Müthiş bir sınıf var karşımda. Neredeyse herkes savunma sanatlarıyla biraz da olsa uğraşmış. Çok sevdim ben bu sınıfı, çok. Harika, harika, harika. Hayt. Oğlum iğneyi gördün, bayıldın. İğne? İğne. Ha, iğneden değil oğlum ya. Kan görünce kan tutuyor beni. Lan tırsak, iğneden tırsıyorum demiyorsun da kanman diyor ya. Aa! Bak kadının eli de kendi dağıldı da. Oğlum kolundan ameliyat etmediler seni. Alt tarafı kan aldılar ama abartıyorsun ya. Çek şu pamuğu. Artık kanamıyordur, durmuştur. O belli olmaz. Delikanlıyımdır ben. Benim kanım durmamış olabilir. Amma mızmızlandınız ya. Kardeşim ne tatlı canınız varmış sizin ya. Bugün bize kan verdik diye izin verdiler. Yoksa nerede görülmüş cuma günü çarşınızda çıkıldığı ya? He valla. Onu doğruyu dedim Batu kardeşim. Sen de onu doğru dedin. Şakama kadar gün cuma günü geldi de. Hadi pazar görüşürüz beyler. Eyvallah. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Lan basmış kafaya jöleyi. Nereye gidiyor bu sivil sivil? Nereye gidecek? Evine gidiyor. Keşke benim de akrabam olsaydı, ben de evci yazılırdım. Evci yazılanlar hafta sonu evine gidiyor. Yasemin. Yasemin buradayım. Kızım bağırmasın, rezil edeceksin beni. Ya inanmıyorum, ben seni ne kadar özledim. Sen beni nasıl karşılıyorsun, şu haline bak ya. Ayrıca Feyz'le de o kadar şey paylaştım, bir tanesini bile like'lamamışsın. Eda'cığım zamanım mı oldu sanıyorsun? Nasıl zamanım olmadı ya? Yasemin. Efendim. Merhaba. Ya bir bankaya kadar gidelim mi seninle ya? Aa niye? Gömleğin parasını sana vermem lazım. İyi de gerek yok dedim sana. Ne demek gerek yok Yasemin? Ben kimseye borçlu kalmayı sevmem. E bana borçlu falan değilsin. Üstünü kirlettim, yenisini aldım. Konu kapandı. Ay, senin için konu kapanmış olabilir de benim için kapanmadı. Benim senin sadakana ihtiyacım mı var ya? Ay, tamamen saçmalıyorsun şu anda. Sen uzatıyorsun asıl. Bankaya kadar gidip geleceğiz hemen, bu kadar. Allah Allah ya. Maçoyuz.
Tamam, atla arabaya, gidelim bankaya. Ver şu parayı, sen de kurtul, ben de. Kolay gelsin. Ya bankamatik neden çalışmıyor acaba? Bankamatik şu an arızalı. Arızalı. Ben bir numara alıp geliyorum. Diyorum sana. At! At! Geç şöyle. Geç! Geç! Sen de geç. Geç, geç! Ne bakıyorsun ha? Sen de geç! Geç! Yürü! Hiç kimse kımıldamasın. Yoksa bu kızı gebertirim. Her engeli mezun oluruz. Her şey yolunda merkez.